insanın tamamen kusursuz olması mümkün değil yani. Evet. Böyle bir halden de bahsetmiyor Rabbimiz bize. Böyle bir hal yok zaten. Ama emmare olan nefisten kurtulmanın bir yolu, bir yöntemi var diyor. Yani Kur'an'ın emirlerine baktığımızda yani nefsimiz emrediyor, biz yapıyoruz. Yani hatanı anladıktan sonra nefsini kına. Yani kendini kına. İnsan başkaları tarafından kınanmak istemiyor. Çünkü o zaman hatasına yapışıyor ve savunmaya başlıyor. Ama kendi kendini kınaması insana yeni bir makam kazandırıyor aslında. Evet. Nesli Levvame'yi de böyle anlatmış ya İslam alimleri. İnsanı kendini kınamasıyla başlayan bir makam. Bunun için de herhalde insanın şuna ihtiyacı var. Ya Rabbi ben acizim, fakirim, ihtiyaçlarım çok fazla. Bu ihtiyaçlarımın hepsini bazen senden istemeyi unutuyorum. Bu acizliği, fakirliği unuttuğum zamanlarda nefsim firavunlaşıyor. Bana yardım et, bütün ihtiyaçlarım da senin yanında, senin hazinende demesi, değil mi? İnsanın nefsini kınaması böyle başlıyor, acizliğini anlamasıyla başlıyor.